كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Birkaç tane güncel mesele inşallah konuşacağız. Ondan sonra sohbetimize, geçen hafta sohbet yarım kaldı. Maalesef zaman yetmedi. Geçen haftaki sohbete inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, aylardır sürekli sorulan bir sual var. Bununla alakalı artık bir sohbet yapma gereği duyduk. Gerçi çoğu hocalarımız bununla alakalı görüş bildirdi ama kardeşler bir de bizden de duymak istedi. Şimdi bu Bitcoin'le alakalı konuşmamız lazım. Bu Bitcoin'miş, altcoin'miş, yan coin'miş, bilmem çiziymiş, Bitcoin'miş, bir sürü bir şeyler var. Artık neyse bilmiyorum tam içeriğini. Bu kolay yoldan para kazanmanın aslında şey yani, nasıl diyeyim, farklı bir yöntemi. Yani olmayan bir parayı görmediğin bir para üzerine bahis gibi bir şey, bahis yatırıyorsun işte, düşüyor çıkıyor her neyse. Yani millet artık deli gibi bu işin peşine koşuyor. Gerçekten gözümle gördüğüm için konuşuyorum. Millet artık delirmiş. Adamın sabah eline telefon alıp akşama kadar neredeyse bu meseleyi konuşunu görüyorum. Maalesef. Yani kendisi oynuyor, bir de insanları da millet teşvik ediyor. Bunlarla alakalı WhatsApp grupları kurulmuş. İnsanlar kendi aralarında sırf böyle bunlarla alakalı platform kurmuşlar. Hastalık haline gelmiş. Gece adam yatamıyor. Niye? Bir para kaybetse bitti. Bununla alakalı kaç tane haber gördüm. Biraz araştırma yapınca ortaya çıkıyor. Adam kafayı yemiş. Batıyor. 20 bin, 200 bin. Ya daha bugün duydum. Bir tanesi 4 bin dolar batırmış. 4 bin dolar kaç para yapıyor? Yani 35-40 bin lira yakın para. Her neyse. Ne oldu? Gitti. Yani şimdi sağlıklı bir şey mi? Asla değil. Ya bakıyorsun kardeşim, sürekli takip etmen gerekiyor. Hani bunun arkasında herhangi bir kurum da yok. Hiçbir kurum bu paranın arkasında durmuyor. Yani bir algoritma olan, içinde bir algoritma olan bir yazılım türü yani. Değişik bir şey. Her neyse yani. Sanal para, internet parası. Ortada para yok ama para var. Nasıl para var bilmiyorsun. Değişik bir şey. Bununla alakalı bak. Birkaç bir şey araştırayım dedim. Baktım. Yani dünyadaki diyor kripto paranın değeri şu anda 1.6 trilyon dolar. Şu andaki dünyadaki kripto paraların değeri. Ve maalesef Türkiye şu kripto paralarda dünya sıralamasında 4. olmuş. En son baktığımda oydu. Şimdi kaç bilmiyorum. Maalesef. Yani sıkıntılı mesele. Yani küresel güçlerin insanları kendine köle yaptığının en büyük delillerinden biridir. Eskiden insanlar ne yapardı kardeşim? Ya yumurta alırdı, bulgur verirdi. Bulgur alırdı, pirinç verirdi. Her neyse. Yani alışveriş böyleydi. Sonra para çıktı. Sonra ne oldu? Kredi kartına döndü. Sonra kardeşim, kredi kartı da kalktı kardeşim. Her şey Bitcoin, altcoin. Şimdi Bitcoin'in caiz mi değil meselesine geleceğimiz zaman. Bununla alakalı İsmaila fetva heyetinin vermiş olduğu bir fetva var. Yani söylemiş olduğu bir fetva var. İnşallah hani kendi kafamızdan uydurmadığımızı, bazı arkadaşlar da çünkü söylüyoruz. Adam kale almıyor. Niye? Sıcak para geliyor kardeşim. Adam parasına bakıyor maalesef. Öyle hale gelmiş yani. Bildiğin adam hani kumarbaz olmuş. Nasıl bir insan, bunu örneklerini duyuyoruz maalesef. Adam kumarhaneye giriyor. Varını yoğunu bırakıyor, öyle çıkıyor. Niye? Şimdi kazanırsın. Birazdan kazanırsın. Arada bir iki el kazanıyor. Ha oldu ha olacak, bir bakıyor adam. Evin tapusu gitmiş. Arabası gitmiş. Her şeyini kaybetmiş. Maalesef sıkıntı bu iş. Şimdi İsmaila fetva heyetinin vermiş olduğu bununla alakalı direkt yazıyı aldım, bir paylaşıyorum kardeşim. Bitcoin'den, yani dijital para yatırıp kazanç sağlamak caiz mi? Bitcoin yani dijital para 2008 yılında yaygınlık kazanmış ve günümüzde de yayılmaya devam eden bir kripto paradır. Kullanım alanları gayrimeşru, kirli işlemler olup kullanımına sebebi izinin takip edilmemesi içindir. 21 milyon adede ulaştığında sistem kendi kendini kilitleyecektir ve üzerine bir artış olmayacaktır. Bitcoin sistemi klasik para gibi değil, bir Bitcoin milyara dahi bölebilirsiniz. Herkes parası nispetinde
ona bir hisse sahip oluyor ve bu şekilde bir harcama olabilmektedir. Bitcoin yaygınlaştığı için havuzlar oluşturuldu. Havuzlarda bir bilgisayarın yapabileceği bir kabiliyet artık bulunmamaktadır. Bitcoin madenciliği havuz sistemine dünya piyasasında Çin'in lider olduğu söyleniyor. Devlet resmi olarak bu para birimini tanımamaktadır. Şu andaki mevcut haliyle İsmaila fetva kurulu olarak caiz olmadığını söylüyoruz ve fetva vermemekteyiz. Yani günümüz sisteminde şu anlık için yatırım aracı olarak görmenin doğru olmadığını ifade etmekteyiz. Evet kardeşim. Bitcoin, altcoin, bilmem neymiş, küçük paralarmış. Çünkü Bitcoin artık 50 bin küsür dolar olmuş. Yani yaklaşık bir Bitcoin yaklaşık 500 bin Türk lirası olmuş. Ona gücü yetmeyen kişilerse bunların altlarındaki coinlerle ilgileniyor. Bir sürü coin çıkmış. İşte aynı borsa gibi. Şu andaki hani borsa ile alakalı da çok soru soruyorlar. Günümüz borsası da caiz değil. Evet. Borsa caiz mi diye soran kardeşler de oluyor. Günümüz borsası caiz değil. Bitcoin caiz değil, uygun görülmüyor. Çünkü bütün paralar birbirine karışmış. Adam kardeşim bak ben sana şöyle söyleyeyim. Basit bir örnek vereyim. Yani buna bile maalesef laf edenler çıkıyor. Adam kardeşim uyuşturucu ticareti yapıyordur. Her neyse işte kaçak bilmem ne yapıyordur. Adam o parayı oraya yatırıyordur kardeşim. O para kardeşim bütün paralar havuzun içinde birbirine karışıyor. Değil mi? O havuzun içine karışan faizli, haramlı, ne olduğu belli olmayan paralar kardeşim. Bu sefer senin o yatırdığın coin yükseldiği zaman sana geliyor. Ne oluyor kardeşim? Bu sefer sen sahibinin yani daha önceki sahibinin ne olduğu, kim olduğu bilmeyen, nereden geldiği belli olmayan, kaynağının kimden geldiği belki kardeşim adam Pablo Escobar'ın bilmem nesi yani anladın mı? Uyuşturucunun babasının torunudur yani. Ne bileyim adam faizli bir bankanın genel müdürüdür misal diyorum. Parasını Bitcoin altcoin'e yatırmıştır. Adamın her kazandığı para faiz. Bankada kazandığı faizi oraya yatırıyordur. O para senin sözde işte maalesef helal paranın içine karışıyor. Sen o faizi parayı çekiyorsun. Ne oldu kardeşim? Bütün para alt üst oldu. O yüzden kardeşim bir daha söylüyoruz. İsmaila fetvayeti bunun caiz olmadığını söylüyor. Uygun değil kardeşim, uzak durun. Paranızın içine böyle pislikler karıştırmayın. Maalesef çoğu kardeşimiz bunun bataklığın içinde sürünüyor. Görüyorum maalesef. Bataklıkta resmen. Geçen işte şu kadar kaybettim, bu kadar kazandım. Bak bir anda kardeşim sıfırlayan adamlar duydum. Maalesef. Adamın bir tanesi Antalya'daydı galiba ya. Kaç yüz bin lira kaybetmiş. İntihar etmiş. Anasını babasını öldürüp de intihar etmiş. Evet. Anasını babasını öldürüyor sonra intihar ediyor. Ha bunlar yüzünden. İşin içinde bak. Ya şu kadar basit söyleyeyim kardeşim. Şüpheli şeylerden sakınmak imandandır. Şüpheli. Ya bunun içinde ne ararsan var. Biz Allah rızası için uyarıyoruz. Bitcoin denen şeyden uzak durun kardeşim. Sonunuz hiç hayra gitmez. Niye? İlk başlarda kazanırsın. Hep malının içine şüpheli şeyler karışır. Bir anda da bir kaybedersin kardeşim. Malını, varlığını, her şeyini satarsın. Bu sefer kardeşim Allah Celle Celle adamı dilenci yapar. Unutmamak lazım. Evet.